Değerli izleyicilerimiz, Başkanlar Konuşuyor programımızın bu haftaki konuğu Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı, iş insanı Şeyda Şençayır. Sayın Başkan'la kadının toplumdaki önemi ve iş dünyasına katkısının arttırılmasına yönelik nelerin yapılması gerektiğini, ayrıca Bursa'nın geçtiğimiz günlerde ev sahipliğini yaptığı geleceğe yön veren kadın zirvesinin yansımalarını sayın konuğumuzla konuşacağız. Sayın Başkanım, tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Ersel Bey, davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, pek çok soru var size sormak istediğimiz ama bizler sizi farklı sivil toplum örgütlerinde yaptığınız yöneticilik iş dünyasından olsa sizleri yakinen tanıyoruz ama ekran başındaki izleyicilerimizin sizleri tanımayacağını düşünerek Sayın Şeyda Şençayır kimdir acaba diyelim mi? Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben doğma büyüme Bursalıyım. Bursa'da okudum ve kamu yönetimi mezunuyum. Üniversite 3. sınıftayken babamla birlikte çalışmaya başladım. Toplam yaklaşık 31 yıldır iş hayatındayım. Satış direktörlüğü kısmındaydım. Babam imalatçı, sanayiciydi. Öğretmen annenin kızıyım. Ve sonuçta orada çalışmaya başladıktan sonra 7 yıl profesyonel olarak babamla birlikte çalışıp aile şirketinde, sonrasında kurumsal bir firmada farklı şeyleri görmek istedim. Ve yabancı orijinli kurumsal bir firmada sigorta ve aracılık hizmetleri olarak finansal danışmanlık hizmetini öğrenmek adına çalışmaya başladım. Ve toplamda sektörde şu an 12 yıl kurumsal firmada çalıştım. Diğer 12 yılda da kendi şirketim başındayım ki şirketimin de, kurumsal şirketimin de bana açmış olduğu bir vizyonla genç girişimci programı altında kendi işlerimi, kendi acentemi, firmamı kurdum. Ve o gün bugündür de kurumsal ve bireysel manada sigorta ve aracılık hizmetleri sunuyoruz. Hem ulusalda hem yerelde. Evet. Böyle bir şekilde portföyümüze devam ediyoruz. Çok güzel. Sayın Başkan, derneğinizin kuruluş amacı neydi? Üye sayınız nedir? Mutlaka detaylarına geçeceğiz ama. Tabii ki. Bir misyonla kuruluş misyonu nedir? Bir değerlendirebilir miyiz? Zannediyorum bugüne özelde bir, bir açıklamanız olacak. Var olacak. Buyurun. Bugün de. Bugün tam da güzel bir gün bugün bizim için. Çünkü derneğimiz bugün için 17 yaşında. Tam 17. yıl dönümümüzü bugün kutluyoruz. Yıl dönümümüz bugün. Ben buradan da yine ekran başında da tüm kurucu başkanım Selma Çetinkaya Türker olmak üzere tüm geçmiş dönem başkanlarım ve üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum, paydaşlarımıza. Tam 2007 yılında bugün, 17 yıl önce bu İKAT 11 kurucu üyeyle yola çıktı. Ve kadının iş hayatındaki güçlendirilmesi, rekabetçi iş hayatında kadının varoluşunu desteklemek, her anlamda girişimci iş kadını sayısını nitelikli olarak artırmak amacı, yerel yönetimlerde, işletme yönetimlerinde, kent konseylerinde, her parlamentoda kadın sayısının nitelikli olarak artırılmak vizyonuyla kuruldu. Ve burada yaşamın her kesiminde kadının güçlenmesini hedef aldık kurulurken. Evet. Ve kadının aynı zamanda karar verme süreçlerinde etkin olması, yetkin olması ve nitelikli kararlar vermesi için çabalarımız o yönde başladı. Ve o gün bugündür de aslına bakarsanız, kadın güçlenirse Türkiye güçlenir bizim misyonumuz ve mottomuzla her anlamda yükselmeye, çıtamızı yükseltmeye, sayımızı yükseltmeye devam etmekteyiz. Ve ki bugün itibariyle 17. yılımızda gururla söylemeliyim ki 141 bireysel, 10 da kurumsal üyemizle yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Hiç şüphe yok ki programımızı izleyen kadınlarımız, yani derneğinize üye olmak isterse, katkı koymak isterse, sizlerle birlikte çalışmak isterse ne yapması gerekir Sayın Başkan? Tabii şöyle, bizim profilimiz Ersel Bey %70 girişimci iş kadını, kendi işinin başında ki en az 3 yıl kendi kriter işletmesini kurmuş önemli olması lazım. Çok önemli bir kriter. Çünkü orada çalışan sayısı vesaire önemli ve %30'u da profesyonel üst düzey yöneticiden oluşmakta. Evet. O da yine kriterimiz 3 yıl bir kere bir pozisyonda bir işletme çalışmış olması kriterimiz var. Ki bizim web sitemizde de üyelik başvurularımız da var. Onun kriterleri çerçevesinde başvurularımızı almaktayız ve bizim üyelik komitesimizin bir komitemiz var ve orada bizim geçmiş dönem başkanlarımız ve kurucu başkanımızdan oluşmakta. O komitemizde güzel bir kurul değerlendirmesi yaparak baktığımızda özgeçmişe baktıktan sonra da bir sohbet ederek, kendisini tanıyarak, firma ziyaretleri yaparak gerekirse kendisini ziyaret ederek
tabii ki bu şekilde sürece getiriyoruz ve sonra yönetim kurulunda da kararlarını alarak üye yapıyoruz. Ne kadar güzel ya. Şimdi günümüzde derneklere üye olmak o kadar basit ki yani bir vesikalı fotoğrafınızı gönderiyorsunuz. Yok, işte bizde öyle değil. Sizin amacınız evet çok biz güzel. Biz bayağı evet, bir süreci hatta bizde böyle belli bir sayı tamamlayacak üye başvurusu. Ondan sonra biz komitede değerlendirmeyi alıyoruz. Sayın Başkan, ülkemizde yani biraz Bursa dışına çıkacak olursak ülkemizde kadınların iş hayatındaki durumu nedir? Yaşanan zorluklar yine ona keza buna bağlı olarak etkenler neler oluşuyor efendim? Tabii şu anda baktığınızda kadının iş hayatındaki yerinin aslında toplumun yani Türkiye'de kadın nüfusunun kadın nüfusu %50'sini kadın nüfusu oluşturuyor. Onu bilmekle beraber aslında kadın istihdamındaki bu üretimde olsun, sanayide olsun, hizmette olsun kadın sayısının artması için çalışmaların yapılması gerektiğini görüyorum ben. İster yerelde bakalım, ister ulusalda bakalım. Ama bu sayının Bursa çapında baktığımızda arttığını ya da artacağını inancımla tamdır. Çünkü biz sivil toplum kuruluşu olarak bu yıkat da bunu yönde çalışmalarını hız kazandırıyor. Bir sanayici kadının, bir üretim yapan iş hayatında olan bir kadının da en önemli önüne çıkan engel finansmana erişim. Finansal okuryazarlık, finansmana erişim. Ben belki bir şey yapacak, bir üretim yapacak, niş alana girecek ya da girdi. Ama o finansmana erişim konusunun önüne açılması gerekiyor. Zorluklar var ve cam tavan sendromu diye bir ifade maalesef duyuyoruz. Var, bu var ama bu bizim için kadınlar için de söylenmiş, alt çizerek söylenmiş bir cümle ama ben şöyle bakıyorum olaya. Eğer biz kadın olarak yerel yönetimlerde, işletmelerde, parlamentoda, belediye seçimlerinde vesaire, fabrika yönetimlerinin yönetim kurullarında kadın sayısını artırmak istiyorsak, biz kendimizi orada cam tavanı kendimiz bir kere yok saymalıyız. Çünkü cam tavanı yaratan bazı kişiler yine aramızdan çıkıyor. Evet, ben bunu böyle düşünmüyorum. Cam tavanı kendimiz yaratıyoruz. Güçlü ve cesur bir şekilde inandığımızın üstüne gidip araştırmalarımızla bize sağlanan olanakları fırsat kollayarak gidersek, yol alırsak bence cam tavan sendromunun çok olabileceğini düşünmüyorum. Evet. Çünkü burada da biz sivil toplum kuruluşlarındaki mesela bu yıkata çok önemli bir rol düşüyor ve biz bunun için zaten biraz önce de söylediğim gibi misyonumuz çerçevesinde bu yolda ilerliyoruz ki farkındalık yaratalım, sayıyı nitelikli olarak artıralım, evet, cesur olalım. Bu anlamda da cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak adına bir projeniz var. Çok güzel, çok değerli, çok kıymetli bir proje aslında içeriğini mutlaka soracağım size. Tabii. Bu iş eşitlik işi projesi evet, hayata geçirdiniz. Bu konudaki çalışmalarınızı geçirdik, evet, çok önemli paylaşmanızı çok istiyoruz sizden. Çok teşekkür ederim bu soru için. Gerçekten çok niş proje, çok farklı bir proje. Şu an Türkiye'de sadece Bursa'da değil biz bunun ulusalda da duyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Hı. Geçen dönem başladı. Biz burada amacımız 3 paydaşız. BUİKAT, NOSAP Bölge Müdürlüğü ve Borçelik Akademi. Borçelik zaten kurumsal üyemiz. Evet. Her anlamda sağ olsunlar çok destekler. 3 paydaş olarak biz kadın fortif operatörü, kadın kaynak punto operatörü yetiştiriyoruz. Borçelik Akademi tarafından eğitimleri veriliyor. Önce o kadınları biz sivillerini alıyoruz. Bir duyuru çıkıyoruz. O sivillerden sonra Borçelik Akademi tarafından hatta mezun ettiğimiz kadınlar var ve onları sonra organize sanayi bölgelerinde istihdamını sağlıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Evet. Ve bu dönemimizin 3 yıl dönemimiz bizim. Dönemimiz boyunca da sürecek. Amacımız Cumhuriyet'in 2. yüzyılındayız. Dönemimizi Cumhuriyet'in 100. yılında devralmamızın verdiği evet, bir evet, feyiz ve misyonla da dedik ki bu kadın sayısını 100'lere tamamlayalım. 100 kadına ulaşalım. Çünkü çok farklı bir iş. Bu iş eşitlik işi denmesinin sebebi toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığında. Kadın erkek bu işi yapıyor. Evet. Kaynak operatörü var, fortif operatörü var. Neden kadınlar yapmasın? Evet. Amacımız. Neden kadın sayısının orada artırılmasını, neden farklı kadınlar onu gördüğünde ben de orada olmalıyım demesin. Biz bunu farklılaştırmak, farkındalık yaratmak, orada olmayı isteyen kadın sayısının nitelikli olarak çok olmasını sağlamak adına evet, bu projeyi başlattık ve gururla da. Ve ödülümüz var. Geçen 2023'te bakanlığımızdan, Ticaret Bakanımızdan TİSK'in evet, açtığı özel sürdürülebilir ödülleri aldık. Yine iş anlamında yakın bir zamanda birkaç ay önce sürdürülebilir ve geliştirebilir iş ödüllerine yine bu projemiz evet, ödül aldı. Evet. Gururla söylüyorum. Yani iş hayatında üreten kadının çoğunluğunu arttırmak, çoğunluk demeyelim eşitliği oluşturmak eşitliği çok önemli. Eşitliği oluşturmak. Çoğunluk elbette önemli, erkeklerde ama önemli, en azından eşitliği oluşturmak burada çok önemli. Tabii biz evet, burada önemli, o duyarlılığı çok önemsiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığını. Sayın Başkan şunu altın çizerek söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yine derneğinizin ev sahipliğinde Bursa'da geleceğe yön veren kadınlar zirvesi programı evet, organize ettiniz. Evet.
hem katılımcılar çok değerliydi, hem biz çok, ben kendi adıma çok değerli buldum. Son zamanlarda Bursa'da yapılmış en güzel etkinliklerden biriydi. İnşallah bunun devamlılığı olur gelecek diyoruz. Efendim, geleceğe yön veren kadınlar zirvesi programının yansımalarından da biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Hakikaten Bursa'da ilki gerçekleştirdik. Evet. Ve seçim sonrası da tüm belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm başkanlarımız, Edirne'deki ilk ve tek belediye başkanımız, kadın belediye başkanımız bizimle beraberdi. Çok mutluyuz. Geri bildirimleri inanılmaz güzel bir şekilde pozitif yönde aldık. Daha o günden itibaren başladı. Çünkü bizim amacımız sürdürülebilir kılmak bu zirveyi, sevgili Burcu Başar İletişim ve Danışmanlık değerli dostum, onunla birlikte ortak proje liderliğini ve organizasyonu kendisi üstlendi zaten. Ve bizim de Bursa'da BEPKA sınırları içerisinde bu İKAT'ı bu projenin içerisinde olması gerçekten çok kayda değer, çok gurur verici bir tablo oldu. Ve ben hala yankılarını alıyorum. Gerek üyelerim, gerek yönetim kurulum olarak hepsini güzel geri dönüşlerini alıyoruz. Ve önemli olan da sizin dediğiniz gibi nitelikli olarak konuşmacıların hem farklı noktalarda değindiği noktalar ve konular vardı. Hem de sürdürülebilirlik açısından da kadın istihdamının geleceğe yön veren, şekillendiren gelecek mesleklerin neler olabileceği, yöneticiler bazında kadın sayısının nasıl artırılacağı konuları tartışılarak interaktif konuşuldu. Ve çok memnuniyetle ayrıldı. Konuşmacılarımız da öyle, katılımcılarımız yani da öyle. Yani belediye başkanları orada kayda geçti. Yani biz kadın için farkındalık yaratacaklarını söylediler. Proje hatta Yıldırım Belediye Başkanı da çok önemliydi. 15 bin kadına istihdam sağladıkları net bir rakam. Çok söyledi. O da hoş. Diğerleri de Nülüfer de o konuda bir ayrıcalığı koydu değil mi? %30 mu dedi efendim? Hatta 30 kişiden 19'u kadın yönetici dedi. Yani bu belediye yönetiminde. Belediye yönetiminde kadın sayısı artırmasını görüyoruz şu o anda. O konuyla ilgili Sayın Bozbey'in de bir müjdesine değineceğim ama. Efendim ben zirvede şunu gördüm ortak toplantıda. Evet. Yani bu zirve Bursa merkezli olarak çok güzel, çok değerli ama. Evet. Ya Bursa'nın sadece merkez bir çanaktan oluşmadın işte. İnegöl'ü, Nülüfer'i, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey'i. Yani orada bu zirveye ulaşamayan, gelemeyen, belki de izleyemeyen kadınlarımız da var, çok değerli. Var, bu kadınlara da ulaşmak adına, bunlara da paydaş yapmanız adına Bursa'da faaliyet gösteren kadın dernekleriyle bir işbirliği daha geniş bir yapıyorsunuz da daha genişe yaymak adına bir çalışmanız var mı? Buradan da aktarmış olalım. Tabii ki bizim dediğiniz gibi paydaş, bir kere işbirliği ve işbirliği, takım, çaktaşlık ve paydaşlık alanında bu İKAT'ın hakikaten böyle bir misyonu var. Çünkü paydaş olmadan, işbirliği yapmadan geniş alana yayılamayız. Yani daha doğrusu istediğimiz sayıya yayılamayız. Yalnızca kendi çerçevemize döneriz. Biz öyle yapmıyoruz. Bizim şu an hatta çok değerli bir kadın derneği var. Bursa Mühendis Kadınlar Derneği, BUMKAT. Hatta şu an tüm kat oluyorlar, gururla söylüyorum. Onlarla ortak projelerimiz olacak. Hem ulusala yayılacağız hem de Bursa'da çok farklı ses getirecek bir projede beraber yer alacağız. Diğer kadın dernekleriyle biz Girişimci İş Kadınları Federasyonu kurucu üyesiyiz. BUMKAT. Evet, aynı zamanda değil Anadolu mi? Hareketi'ni başlatan, 2 yıl önce başlatan Türkiye'de 8 tane farklı illerden derneklerin kurucu üye olduğu, o derneklerle ortak payda da projeler yapıyoruz. Hatta geçen hafta Ankara'daydık. C-Submit projesi altında. Bütün Türkiye'deki Bursa'dan Aydın'a, Aydın'dan Kocaeli'ne, Kocaeli'den İzmir'e, Ankara'ya düşünün. Ankara'da yaptık zaten. CEO'lar, CFO'lardan oluşan bir Submit bir konferansta, bir panelde. Ve oraya hepimiz, bütün üyelerimizle, bütün şehirlerden geldik. Ortak payda da buluşmak adına, fark yaratmak adına, bir dışarıya bilgi paylaşımı adına yöneticilerin, farklı meslekler grubundaki yöneticilerin kendi işletmelerinde neler yapıyor, kadın erkek panelistlerimiz vardı. Çok değerli Bursa'dan da panelistlerimiz vardı. Tofaş CEO'muz Cengiz Bey bizimleydi. Valeo Türkiye CEO'muz Tuna Bey bizimleydi. Uludağ İçecek'ten Cengiz Bey bizimleydi. Yani çok böyle gerçekten güzel bir panel ve çok güzel bir konferans oldu. Sabahtan başladı, akşama kadar sürdü. Böyle bu alanda devam da edeceğiz zaten. Hem ulusal bazda hem uluslararası bazda paydaşlıklarımız var. Yani sadece dediğimiz gibi Bursa'nın geneli değil, Bursa'nın dışına da dışına zaman içinde çıkacağını söyledim. Efendim yine zirveyle ilgili geleceğe yön veren kadınlar zirvesinde Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bozbey
kulağa çok hoş gelen bir söylemde bulundu. Kadın kenti dostu Bursa yapacağımızı söyledi. Bunun içinde dedi, biz de heyecanlandık tabii ki, Bursa'da yaşıyoruz, Bursa'da çalışıyoruz, Bursa'da üretiyoruz. Tabii. Ya böyle bir Bursa'nın pek çok özelliğinin yanı sıra bir kadın dostu bir şehir olma özelliği konusunda ilk adımı attıklarını söyledi. Özellikle de toplu taşıma araçlarında kadınların belirli saatlerde gün içinde, özellikle akşam saatleri, gecelerinde istediği durak, durak demeyelim, istediği yerde binip istediği yerde inebileceğini söyledi. Başlangıç olarak o. Farklı çalışmalar yapacaklarını söyledi. Tabii. Biz de çok sevindik. Siz ne diyorsunuz bu konuda efendim? Böyle bir farkındalık yaratmak Bursa'da. Çok güzel olacak. Zaten biz onu duyduk ve bizim programımızda gerçekten sizin dediğiniz gibi ilk zaten katıldı ve ilk programda da bizim panelimize söylediği için biz de mutlu olduk ve gururlandık, heyecanlandık. Böyle olması gerekiyor ve Mustafa Başkanım'ın dediği gibi bizlerin de sivil toplum kuruluşlarının da, hatta orada da söyledi, sizlere de çok iş düşüyor ki yani bu yıkatın bu lokomotif sivil toplum kuruluşlarından bir tanesinin olduğunu kendisi çok iyi biliyor ve çok da destek olmuştur geçmiş zamanlarda, bugün de yarın da olacaktır. Ve o noktada bizim de sivil toplum kuruluşları olarak da bizlere de çok iş düşüyor. O lokomotifin başını çekmek, paydaşlıklar, işbirlikleriyle bu kadın dostu kenti daha da güçlendirmek, bu anlamda bize de çok iş düşüyor. Hep birlikte hem yerel yönetimler hem büyükşehir hepsi birlikte çalışacağız diye düşünüyorum. Söyledi zaten Sayın Boz Bey. Dedi ki biz kadınlarımızı dedi, siyasette de görmek istiyoruz dedi. Trafikte de görmek istiyoruz. İş hayatında da görmek istiyoruz dedi. Trafikte demesi gerçekten doğru. Gelişmiş pek çok ülkelerde görüyoruz. Trafikte ne kadar çok bayan sürücü olduğu zaman o şehrin, o kentin daha bir gelişmiş diye dikkat çekiyor. Dikkat çekici oldu. Ona da vurgu yapmıştı Sayın Doğru Bozbey. Söylüyorsunuz, Efendim yine bu yerelden sormak istiyorum. Yerel yönetimlerin kadın istihdamına yönelik çalışmaları size yeterli mi? Şimdi bir yıl önce bir seçim geçti, genel seçim. Evet, doğru. Şimdi yerel seçim sonuçlandırdık. Ama baktığımızda kadının yeri siyaset tarzında olarak baktığımızda çok az. Evet, ama şimdi büyük şehirde özellikle Sayın Bozbey'in yönetim kurullarında bayanları, başkanlarında ya da daire başkanlıklarında görebiliyoruz ama bunu aslında ilçelerde yaymak gerekiyor. Siz ilçe belediye başkanlarını ziyaret ediyorsunuz. Evet. Bu konuda izlenimleriniz nedir? Size ne şekilde yansıyor? Bu güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Biz şimdi bu dönemde tüm Bursa'nın büyük şehirden başlayarak dönemimizin başından beri ilçe belediye başkanlarını ziyaret ediyoruz. Hatta dün Gemlik Belediye Başkanımız Şükrü Deviren'le birlikteydik, sağ olsun. Bizi konuk ettiler. Biz şöyle bir izlenim var. İlçelerde kadın sayısının yeni oluşturulan yönetimlerde artırıldığını görüyorum. Ya da kadınla ilgili projeler, kadın istihdamı ile ilgili projeleri nasıl yapabiliriz diye biz ziyaretlerimizde bizlerle istişare ettiklerini görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Ve biz de diyoruz ki hatta belediyelerimize, biz nerede durmamız gerekiyor, nerede yanınızdayız, nerede lokomotifiz, her alanda zaten yerel yönetimlerde sağ olsunlar tüm bugüne kadar geldiğimiz kadroda hep bize zaten destek oldu belediyelerimiz. Paydaşlıklarını yaptılar. Biz o konuda minnettarız. Geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanlarımıza, yerel başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza hep minnettarız. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bundan sonra da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü artık devir öyle devir. Baktığınızda bu pozitif ayrımcılık olarak farklı bir alana koyun. Biz her anlamda eğer yaşamın her kesiminde beraber var oluyorsak, yan yanaysak, omuz omuzaysak, bütün ilçe belediyelerinde, büyük şehirde, projelerde, bakın kadın dostu Bursa'dan bahsettik biraz önce. Başkanım bunu gerçekten gururla söyledi. Evet. Ben olacağına da inanıyorum. O zaman ne olacak? Bu projelerde biz derneklerin de daha fazla yer alması, o projelerde paydaşlık yapmamız veya bizim bir projemize oraya götürüp o projemize destek almamız gibi, aslında bu ivmeyle giderse bir yerlere gelir, sayı artar. Çünkü öbür türlü söylemde kalır, icraatta dökülmez, sayısal verilere yansımaz. Bu şekilde bize de çok görev düşüyor ve onların da projelerine bizim dahil olmamız ve ziyaretler de bu ortaya çıkıyor zaten. Biz de orada bir görüş bildirdiğimizde biz bunu hemen not alalım. Bununla ilgili neler yapabiliriz başkanım diye bana sorular da soruluyor. O noktada ben de gurur duyuyorum. Çünkü benim derneğim gerçekten bununla ilgili zaten projeleri şu anda Bursa genelinde ve ulusalda lokomotif olarak sürdürüyor. Daha da artıracağız. Evet. Ben seçimlerde, son birkaç seçimde özellikle dikkatimizi çekiyor. Siyasiler, adaylar ya da işte siyasetçiler
kadın seçmene ulaşmaya gayret ediyor. Kesinlikle. Yani bu çok kıymetli. Çok, yani çok bir kıymetli. Bir erkek nasıl bir oy hakkı var ise, varsa, bir ülkeyi seçme seçimi hakkında oy kullanma hakkı varsa, muhtarından cumhurbaşkanına değil kadar mi? Süreçte oy kullanabiliyorsa, kadın da aynı şekilde. Kesinlikle. Sonuçta onun da bir oyu çok değil değerli. Mi? O da oy kullanıyor. Tabii ki. Hatta eşi farklı, kendisi farklı kullanan olabilir. Kadınlar var farklı yerlere kullanır. Yani kadının buradaki önemini artık siyasetçiler hızla bence farkındalar diye düşünüyorum. Tabii. Hatta bu söylediğiniz şey, şu eklemeyi yapabilirim. Siz de zaten programda duydunuz. Mudanya Belediye Başkanımız Sayın Deniz Dalgıç da bunu ifade etti. Seçim sürecinde dedi, biz dedi bir anda kendimiz anlayamadık dedi. Evet. Bir kadın topluluğu vardı. Biz de buradayız dedik. Dediler dedi. Biz dedi oradan çevirdik. Kadınlara gittik dedi. Kadınlara evet. anlattık kendimizi evet. dedi. Evet. Kadın seçmen sayısının farkındalığını artırmak için bu çalışmayı biz kendimiz de bunun farkına varmamıştık. Neden böyle yapıyoruz diye kendini orada ifade etti aslında. Çok da güzel bir geri bildirim yaptı. Bir de itiraf da bulundu. Tabii. Çok güzel bir geri bildirim. Mudanyalılar için. Tabii. Biz seçim diyor kadınlar ve evet. gençlerle kazandık diyor evet, değil mi? Evet öyle söyledi. Bu çok önemli farklı. Evet, bakın evet. bu kendisi de kadınların orada farkındalık yaratmasıyla bir U dönüşü ve çok güzel bir geri bildirimdi bence. Çok da evet, samimi evet, bir geri bildirimdi. Bir realite, bir gerçek. Realiteydi. Evet, yani, realitede evet, güzel bir geri bildirimdi. Evet, evet. Sayın Başkanım, hep Bursa iş dünyası şöyle bir serzenişte bulunuyor. Hep üniversite mezunu arkadaşlar geliyor. Biz onlara istihdam evet. sağlamakta zorlanıyoruz. Çalıştıkları, böyle okudukları, gördükleri eğitim bölümleriyle ilgili. Doğru. Biz ara eleman istiyoruz. Biz yüksekokul mezunu, meslek lisesi evet. istiyoruz. Ara eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz diyor. Efendim yine zirvede bu konu gündeme geldi. Bursa iş dünyasında dile getirilen bu ara eleman sıkıntısını evet. kadın istihdamıyla sağlanması yönünde bir çalışma yapıyor musunuz? Yapabilir misiniz mesela iş dünyasıyla? Siz hem içindesiniz tabii. iş dünyasının tabii. hem dernek olarak da. Tabii. Çünkü biz farklı ülkelere gittiğimizde, ziyaret ettiğimizde şirketleri, evet. fabrikaları, üreten üretim tabii. yapılan alanları gezdiğimizde kadının neredeyse fazla demeyeyim de eşit sayıda olduğunu görebiliyoruz bir baktığımızda böyle. Doğru ama bizde maalesef hala bir erkek egomanyası fazla. Ama işte dediğimiz gibi kadını da öne çıkartmak için evet. sizin gibi değerli derneklerin burada evet. aktif rol çok oynaması önemli. Tabii bizim biz şöyle Ersel Bey, bizim komisyonlarımız var. Komisyonlarımız içerisinde tüm sosyal sorumluluk komisyondan tutun da genç girişimcileri geliştirme evet. komisyonumuz var. Kültür Sanat Organizasyon Komisyonumuz var. Yeni oluşturduğumuz, çok önem verdiğim benim dijital dönüşüm komisyonu var. Evet. Teknolojide kadın diyoruz. Yine kamu STK ve özel sektör işbirliği komisyonumuz var. Bunlar bizim için çok değerli ve sizin bu söylediğiniz noktada hemen söylemem gerekirse bizim projelerimizde, komisyonlar projeler bazında gidiyorlar ve komisyon başkanları ve üyeleri bu projelerle sizin dediğiniz gibi kadın sayısının artırılması, Türkiye'de de artık bunu görmemiz gerekli doğduğu için öncelikle kadın girişimciler küresel ticarette çığır açsınlar. Çünkü bakın biraz önce söylemiştim. Belki bir ticaret yapmak isteyen, e-ticaret yapmak isteyen, ihracat yapmak isteyen bir kadın topluluğu var. Bir de ihracat yapıyor ama bazı şeyleri farkında olmadan yapıyor ve sayılarını bilemiyoruz. Biz bu noktada She Globe Trade diye bir projemiz var bizim. Bizim kendi yönetim kurulu üyemiz Dr. Arzu Erdin'in projesi yazdığı. Bu noktada yürütme kurulunda da komisyonumuzun olduğu ve paydaşlarımızda da şöyle hemen söyleyebilirim. Çok da sıcak oldu ve 11 Haziran'da da onunla paydaşlarımızla bununla ilgili bir toplantı yapacağız. BTSO'nun bizi desteklediği Sayın İbrahim Burkay Başkanımızın. Uludağ İhracatçılar Birliği, VUİKAT zaten proje lideri. Evet. Burada yine BUMKAT, biraz önce söyledim paydaş olacağımız dernek evet. dedim. Ve İlticaret Müdürlüğü'nün paydaş olduğu bir projemiz var. Bu proje uzun soluklu. Burada iki anlamda bir kere farkındalık yaratmak istiyoruz. Bir tanesi küresel ticarette ihracat yapmak isteyenler var ama ortaya çıkamıyorlar. Bir şeyleri evet. cesaret edemiyorlar. Bu taraftan da ihracat yapanlar ama farkında olmadan, bilinçli olmadan yapanlar. Bunları sayısını artırarak, genişleterek ve işbirliğini teşvik etmek, kapsayıcı ekonomik büyümeyi sağlamak, sizin dediğiniz gibi ortaklık ve iş kadınlarının sayısını evet. burada artırmak ama nitelikli artırmak için bu projeyi yürütmeye başladık. Paydaşlarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. E-ticaret gibi mi diyeyim? Ticaret de var, ihracat yapmak isteyen. İhracat, bildiğiniz evet, bir evet. ürünü ihracat yapmak istiyor. Aslında iki kol var orada. Yapanla, yani var ona halihazırda yapmaya başlamış. Bir de yapmak istiyor, cesaret edemiyor. Ne o yapacağını bilmiyor, nereye başvuracağını bilmiyor. Ne yapacak? Evet, evet, biz işte evet. bu paydaşlık ölçüsü, bu İKAT proje liderliğinde bu projeyi
bir kere başlattık şu anda. Ve evet. Bu paydaşlıkla devam edeceğiz. Ve önce üyelerimizden, bizim kendi üyelerimizden de evet ihracat yapan var. Şu an fiilen %23'ün üyelerimiz ihracat yapmakta. 31 iş kolundan oluşan bizim bir faaliyet alanımız var. Bunun yüzde, mesela ben size şöyle yüzdelikler vermem gerekirse, 21 üyemiz otomotiv ana ve yan sanayide, 15 üyemiz tekstil sektöründe olmak üzere gıda, inşaat, sağlık, eğitim, mobilya, kimya, tarım, bilişim, turizm, madencilik ve gibi 31 farklı faaliyet alanında bizim şu anda iş faaliyet alanında olan üyelerimiz var. Bu nokta biz her tabii kalkınmanın yolunun da ancak belli noktalardan geçtiğini, evet, ihracatın evet, Türkiye'de kadın erkek olarak bakmayın ama kadın ihracatçı sayısının da aradaki o sizin söylediğiniz açının kapanması evet, 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 için çok önemli olduğunu düşünerek bu projeyi yürütmeye başladık. Öte yandan Dijital Dönüşüm Komisyonu yine teknolojide kadın, biliyorsunuz yapay zekanın konuşulduğu, dijitali konuşulduğu bir mecrada evet, ki her evet, şey artık hibrit, artık her şey dijital sözleşme, her şey düğmeye basıyorsunuz bitiyor o iş. Evet, evet. Yapay zeka yapıldı bir toplumda. Dijital Dönüşüm Komisyonumuzun da yer aldığı bir proje var. Orada da kendi üyelerimizden başlayarak devam edecek ve kendi üyelerimizi aydınlatmak, önce farkındalık yaratmak, dijital dünyada iş alanında nasıl farkındalık yaratırız, nasıl yol alırız şeklinde o projemizin ismini de söylemek isterim size. Dijital gelecek için kadınları güçlendirmek misyonuyla Women Code. Burada da bu projeyi yine başlattık. Komisyonumuz oldukça bir fiil emek vererek çalışmakta, başkanımız ve üyelerimiz. Bu noktada bu projeyi bir taraftan başlattık. Burada da yine dijitalde kadın diyoruz. Yine kadın, dijitaldeki kadının, teknolojideki kadının artırılması için farkındalık yaratarak, üyelerimizden farkındalık yaratarak başlayarak anketler düzenli rapor çıktı. O raporun çıktıları var şu an elimizde. O raporla biz ilerleyeceğiz ve sayısal verilere sahibiz. Bu ilerleyerek dönemimizin sonuna kadar da sürdüğünde bir açıdan devam edecek ki bunun gibi bir sürü İnşallah proje. İnşallah bu çalışmalarınızın ardında Bursa'da bir kadın markası öne Kesinlikle. Çıkabilecek. Yani ülke geneline yayın alabilecek bir kadın markası, kadın üretimiyle yapılmış Bursa'ya özel inşallah diyoruz evet. ki böyle bir şey Tabii. de çıkar. Çünkü çok kıymetli, değerli çok çalışmalar kıymetli. Yapıyorsunuz. Çok Sayın Başkanım ben biliyorum ama izleyicilerimiz de duyması açısından size tekrarlamak adına soruyorum. Sosyal içerikli projelerinizde evet. çok güzel olduğunu biliyorum. Var. Hele son yaptığınız eğitim çalışmalarınız çocuklarla Var. İlgili. Son Doğru. olarak da biraz ondan bahsedebilir Tabii miyiz ki. Kısaca? Tabii ki. Bizim 16 yıldır sürdürdüğümüz noktalama projemiz var. Evet. Bu sene de hatta 16. yılımızı tamamlayıp öğrencilerimizi mezun ettik yine. Bizim buradaki amacımız evet. 3. ve 4. sınıf kız öğrencilerimize Bursa'da Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi protokollarımız var. Oradaki öğrencilerimize kendi gönüllü üyelerimizden koçluk yaparak onların farkındalıklarını artırmak, yolda kalmalarını sağlamak, kariyer koçluğu dediğimiz bir koçluk yapıyoruz. Ve gönüllü üyeler olduğumuz için bizler bizzat 8 ve 10 seanslık görüşmelerimizin sonunda Mayıs'ın ortalarında mezun ediyoruz. Nasıl belirliyorsunuz bu çocukları? Bu kuzularınızı, kuzular diye ifade ediyoruz bravo, değil Güzel, bravo çok mi? Güzel. Evet. Bizim koç ve kuzu diyoruz. Çok evet, teşekkür evet. ederim güzel bir nitelendirme. Öyle diyoruz gerçekten de. Şöyle, biz önce bir duyuru çıkıyoruz. 3. ve 4. sınıf öğrencisi olması lazım. Kız öğrencisi olması evet. lazım. Okullarımızın belli bölümlerine komitemiz var. Noktalama projesi komitemiz var. Onlar çok can haliyle çalışıyorlar. Evet. Onlar bir duyuru çıkıyorlar. Duyurudan sonra o niteliklere uyan CV'ler, başvurular geliyor okullardan, yönetimlerden, hocalarımızdan. Çünkü iş protokollarımız var onlarla. Sonra onları alarak elimize bir ayrıştırma yapıyoruz. Yani uyan, ikinci sınıf olabiliyor, bir işletmede çalışmaması gerekir. Çünkü biz onun yolunu açmaya çalışıyoruz farkındalık yaratmak adına. Sonra onları bir şekilde hepsini toparlayıp, şu an hatta bu sene 45 öğrencimiz vardı. Yani çok iyi bir sayıydı ve 16. yılı tamamlarken de toplamda bugüne kadar 580 kız öğrenciyiz. Noktalama projesinden faydalandırdık. Bu gerçekten olağanüstü bir sayı. Ben gururla söylüyorum. Gerçekten çünkü Türkiye'de tek olan bir proje. Bu ulusalda da bize çok soruluyor. Bizim kendi projemizde proje liderliği yapan eğitmen koçumuz da geçmiş dönem başkanımız Özlem Baş Bayraktar. Onun da bize koçluk yapıyor ve eğitim veriyor. Biz onun Onları zaman kanalı, ayırıyorsunuz zaman değil mi? Zaman ayırıyoruz. Evet. Aynen hepimiz iş insanıyız ama o kadar güzel şeyler oluyor ki katma değer katıyor Çocuklar ki. Çocuklar da şaşırır değil mi? Kendilerine değerli olduğunu düşünerek Çok. Ne farkındalık olduğunu. Tabii. İşte kendisine özel koçluk yapıldığını. Çok. Müthiş bir keyif alıyordur değil Bizim mi? Bizim sonuç yani? Gururla tablosuyla oluyor ve hatta sonrasında bitince koçluklarımız. Her şey bitince onları bir de takip ediyoruz. Yani onlar bize geri dönüyorlar. Biz şunu yaptık, şu işe girdik. Ondan sonrası bir de böyle gurur kaynağı. Evet, Bizim için evet, en büyük evet, mutluluk da o da zaten. Evet,
Tabii. Tabii kentimizde çok değerli iki tane devlet üniversitemiz var. Uludağ evet. Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi. Buralardan Doğru. da dediğiniz gibi bilimsel anlamda destek de alabileceğiniz Alıyoruz. Yerler var. Bu da çok güzel. Tabii. Efendim çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ben teşekkür ediyorum. Ben yine şöyle söylemek isterim. Öncelikle davetiniz için bizim için çok değerlisiniz. Tüm basımdaki evet. duayen yöneticilerimiz sizler gibi. Bugün buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün 17. yılımızı da burada sizinle ekranlarda söylemek gerçekten gurur kaynağı oldu benim için de. Evet. Öncelikle yine bütün kurucu başkanım başta olmak üzere geçmiş dönem başkanlarım, tüm üyelerimize, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de Cumhuriyet'in 2. yüzyılında yüzlerce güçlü iş kadını ile daha güçlü bir BÜİKAD inşa etmek için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize açtığı evet. izde devam ediyoruz evet. ve devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Efendim biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten kentimizde sivil toplum örgütlerinin, derneklerin çalışmaları çok kıymetli buluyoruz. Biz de destekliyoruz. Ama sizinkisi gerçekten bir farklı. Çok teşekkür çok, ederim. Buna da çok ihtiyacımız var. Hem ülke olarak hem şehir olarak eşitlik ilkesi anlamında evet. çalışmalarınıza biz de destek vereceğimizi bir kez daha söz veriyoruz. Bize vakit ayırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Rica ederim olur mu? Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı, iş insanı Sayın Şeyda Şençayır'ı konuk ederek kentimizdeki kadın erkek eşitliğini konuşup kadının toplumdaki önemine dikkati çekmeye çalıştığımız programımızın böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.